Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz. Bugün sizlere Nazım Hikmet Kültür Evimizden sesleniyoruz. Çünkü bugün önemli bir gün. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Öncelikle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz değerli izleyenler. Bugün Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun bir etkinliği var. 2 gün boyunca sürecek. Özellikle bir başlık var ki biraz bu programı onun üzerinde yapıyoruz. Felaket sonrası sanat. Konuğum Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Yankıcığım. Öncelikle şundan başlayalım. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve önemli bir tiyatrocuyu Köksal Engin'i kaybettik. Engür. Engür'ü kaybettik. Öncelikle Maalesef. düşüncelerinizi, duygularınızı almak istiyorum bu konuda. Köksal abiyle sahnede paylaştığım için benim için çok özel bir yeri vardı Köksal abinin. Köksal Engür çok büyük bir sanatçıydı. Yani tiyatro sanatçısıydı. Çok disiplinliydi. Onun için benim çalışırken de o disiplininden çok şey aldım. Benim için çok üzücü bir haberdi bugün. Evet, bugün tüm Türkiye için üzücü bir haberdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun diyelim. Evet. Bugün bir de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Öncelikle sizin nezdinizde tüm Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının ve tüm tiyatro sanat camiasının da gününü kutlamış olalım. Öncelikle ve şimdi zaten arkamızda da yazıyor, tiyatro konuşmaları yapıyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu 2 gün sürecek etkinlik dizisi. Neler olacak bu etkinliklerde? Şimdi aslında geçen sene de yapmıştık. Tiyatro konuşmaları diye bir başlamıştık sohbet etmeye. Bu sene biraz daha hareketli, neşeli bir şey yapalım istiyordu herkes. Fakat o büyük depremden sonra bunun doğru olmadığını gördük, düşündük. Konuşmalara devam ettik. O konuşmaları sürdürmeye karar verdik. Benim için özellikle deprem o büyük deprem benim için çok etkiledi, beni çok etkiledi ve bunun bir sanatçı olarak sanatın, tiyatronun neresinde duracağını, bu depremin neresinde yer alacağımızı çok düşünmek, düşünme fırsatı oldu. Onun için bu konuşmalar birazcık bu tema üzerinden yürüyecek. Yani büyük felaketlerin arkasından tiyatro sosyoloji olarak nerede yer alması lazım ya da sanat nerede yer alması lazım? Böyle bir enkazın arkasından nasıl bir reflekse ihtiyacımız var? Bunu birilerine danışmak istedim. Kendi ihtiyacımdan kaynaklı bu. Bir sosyolog, bir sanat tarihçi ve bir tiyatro eğitmeni, akademisyeniyle bu konuşmaları yaptık. Bugün ilk ikisi olacak. Akşam oyunumuzu oynayacağız. Seyirciyle oyunumuzu paylaşacağız. Yarın da geçen sezon içerisinde sürdürdüğümüz oyun yazma programının geçen sezonki şeyinin finalini arkadaşlarımızı, yazar arkadaşlarımızı tanıtacağız. Ve yeni sezonunda duyurusunu yapacağız. Yeni oyun yazma programının duyurusunu yapacağız. Arkadaşlarla, yazar arkadaşlarla nasıl vakit geçirdiğimiz, atölye çalışmalarının verimi üzerine bir sohbet olacak. 2 gün boyunca NKT'nin seyircisiyle bu konular üzerinde bir araya geleceğiz. Şimdi şunu söylediniz, yani danışmak isterim dediniz. Bugün ve yarın konuşulacak burada felaket sonrası sanat, yani tiyatro konuşulacak. Peki buradaki konuşmaların bundan sonra NKT'ye ya da sizin sanat yaşamınıza bir etkisi olacak mı? Etkisi olmasını ümit ediyorum. Etkisi olması için zaten bir ortam, bir alan açmaya çalıştık. Yani o geçen aylar boyunca gerçekten çok ağır bir şey yaşadık. Ve bir sanatçının böyle bir felaketin neresinde faydalı olabileceği, nasıl bir görev üstlendiği, ne olması gerektiği üzerine çok düşündüm ve bunu
gerçekten yol gösterilmeye ihtiyacım olduğunu düşündüm ve bunun için de arkadaşlarımla bir araya gelmeyi, bunun üzerine konuşmayı tercih ettim. Yani faydalı olacağını tahmin ediyorum. Bana da faydalı olacağını tahmin ediyorum. Peki o zaman bizler de değerli izleyenlerimizi buraya davet edelim. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun etkinliği şu anda Nazım Hikmet Kültür Evi'nde birazdan başlayacak. Yarın da devam edecek. Şimdi ikinci bir başka sorum, bağlantısız sorular olacağı için bunu sadece şöyle direkt net bir şekilde soracağım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyor musunuz? Evet, yani bu cümle çok yerleşti, hayatımızın içine girdi ama bunun uygulamalarını görmek lazım. Bunun uygulamalarını sürdürmek, bunun üzerine çalışmak, düşünmek lazım. Ne noktada iyileştiriyor mu? İyileştiriciliğini kullanabiliyor muyuz? Gerektiği kadar kullanabiliyor muyuz? Evet, sanat çünkü insanları bir araya getiriyor, birlikte bir güçlü ve güvenli bir ortamda yaşadığını, bir arada olmaktan bir huzur yakaladığını farkında vardığı durumlar, alanlar açıyor. Onun için tiyatro bu işin en önemli kısımlarından biri, insanları bir araya getirmesiyle ilgili olarak. Muhakkak bunun da hayata bağlanmamızda çok büyük katkısı var sanatın. Evet, hem tiyatro açısından hem müzik açısından bu böyle. Çünkü deprem hemen sonrasında gördük ki yine bölgede yakınlarını kaybeden Karsu Dönmez'in konseriyle bir yardım kampanyası düzenlediğini ve aslında oradaki ağıtların o müziklere yansıdığını da görmüş olduk. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Evet, aslında hani sanat deyince hep eğlence sektörü akla gelir ama sanatın geldiği yer, geldiği nokta zaten insanların bir arada olma ihtiyacından doğan alanlar, kut törenden gelme, temelde işte doğum, ölüm, evlilik gibi bir arada insanların bir arada olup şey yaptığı, üzerine yoğunlaştığı zaman dilimleri sanatın kökünü oluşturuyor. Onun için sanat eğlenceden öte bir fenomen olduğu için sanat üzerine biraz daha böyle bakmak, sanat üzerine böyle düşünmekte fayda var. Şimdi bir metniniz var. Bu çok hoşuma gitti. Bununla kapatalım aslında programı. Sizin yazınız bu. Değerli izleyenler, sonra yeniden görüşmek üzere diyorum ben size. Ama Murat, sevgili Murat. Ben okumayayım ama. Ben mi okuyayım? Hadi sen oku. Peki, ben okuyayım. O zaman hemen şöyle kaybettim çünkü. Evet, teknoloji de bazen böyle yararlı olmuyor. Evet. Pusulamı kaybettim. Şimdi nerede durmalıyım? Hangi yöne yürümeliyim? Aklımdan geçen soru. Bu kadar büyük bir yıkımın enkazında nereye yürümeliyim? Hiçbir dünyayı örselemeden, uyuyanlarımızı uyandırmadan geriye kalanlarımızı enkazdan nasıl çıkartırız? 27 Mart baharın gelişi olmalı. Döngüde kışı geride bırakmak, bahara teslim olmak. Baharın yaralarımızı sarmasına zaman tanımak. Sanat geleceğe güven inşa etmeli. Baharı getirmeli, baharın hep geleceğini haber etmeli. Doğayla başaracağımız, ona saygı duyacağımız bir dünya var. Eve geri dönme zamanı. Yüzyıllar sürecek bir geri dönüş. Yolda ya yok oluruz ya da kavuşuruz. Kovulmadığımız, kibirle terk ettiğimiz yuvalarımıza geri dönmek. Bunu konuşmalı, bunu anlatmalıyız. Murat Daltaban, NKT Genel Sanat Yönetmeni, Mart 2023'te yazdı bu satırları. Hoşçakalın.